Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bu şekilde kalp çanta modellerimizi yapacağız. Şöyle. Bu çalışma için bir tane 250 gramlık ip yeterli olacaktır. İp detaylarını da verdim. Şöyle yakından da sizinle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yapmamı istediğiniz modelleri ve sorularınız için Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Tüm detaylar açıklama kısmında yer alıyor olacak. O zaman videomuza başlayalım. Öncelikle 3 mm kalınlıkta pamuk taranabilir makrome ipi kullanıyorum. Ben diğer çalışmada da kırmızı olanda da aynı şekilde aynı ipi kullandım. Bu şekilde. Tek büküm iplerimiz, aynı zamanda 3 büküm ya da 2 büküm ip de kullanabilirsiniz. Toplamda 32 adet 1.20 uzunluğunda ip kestim. Şimdi iplerimin uçlarını birleştiriyorum. Üst kısımda oluşan halkamı, yastığımdan destek alıyorum ben. Üzerinde yapacağım. Şöyle iki ipimi de yan yana gelecek şekilde yastığıma sabitliyorum. Eşitledim uçlarını ve toplu iğne yardımıyla şöyle sabitliyorum. Peki iğnenin batmaması, ucunun küt olması. İplerimi bu şekilde sabitledim. Şimdi biraz yaklaştıracağım. Bu modelde tamamen tüm model bitene kadar sadece kare düğüm tekniği kullanacağız. Onunla ilgili de diğer düğüm teknikleriyle ilgili de sağ üst köşeye bırakmış olduğum link üzerinden diğer videoya erişebilirsiniz. Daha detaylı farklı düğümleri, daha detaylı farklı düğümleri görebilirsiniz. Şimdi burada kare düğümü zaten hepimiz biliyoruz. Tekrar yavaş olarak anlatacağım. İpim 2 tane. Ortadaki iki ipimi ve yanlardaki iki ipimi ayırıyorum. Sağdaki ipi üste aldım. Soldaki onun üzerinde. Şöyle soldaki onun üzerinde ve soldakini tutuyorum. Ortadakini kaldırıp sağdan getirip sağdaki halkadan çekiyorum. Ve iki ipimi sıkıyorum. Bu şekilde. İyice sıktım. Şimdi aynı işlemi soldan sağa şeklinde yapacağız. Soldaki ipim üstte, sağdaki onun üzerinde ve altından getirip şöyle soldaki halkadan çekiyorum ve sıktım. Bu şekilde iki tane düğüm yapıyoruz. Şöyle benimkisi hazır. Şöyle. İğnelerimi çıkartıyorum. Daha düzelteceğim. Şöyle uç kısımlarından çekip düğümümü düzelttim. İki düğümümü yan yana gelecek şekilde yine yastığıma sabitledim. Kaymaması için sabitleme yapılması önemli. Şimdi devamında yanlardan ikişer tane ip ayırıyorum. Ortadaki dörtlüğü yine aynı şekilde örüyorum. Sağdaki ipim üstte, soldaki onun üzerinde ve sağdan getirip çekiyorum. İki ipi tutup sıktım. Şöyle iyice çekiyorum. Aynı işlemi soldan sağ yapıyorum. Soldaki ipim üstte, sağdaki onun üzerinden ve arkadan getirip çektim, sıktım. Şöyle sıkıştırdım. Şimdi iplerimin hepsi bu şekilde. Şimdi ikinci sıraya geçmiş olduk. İlk sıra ikili olarak başlıyoruz. İkinci sırada 3 düğüm kullanacağız yan yana. Bunun için de ekstra ip eklemesi yapacağız. Yine 120 santimlik ipimi aldım. İkiye katladım. Ve soldaki şu örmediğimiz ikili ipin yanına getiriyorum. Ve iğneliyorum. Şimdi ördüğüm ipleri ayırdım.
Soldaki iki ipimi aldım ve bir kare düğüm yapıyorum. Ve sıktım. Aynı işlemi sağ taraf için yapacağız. İpimi aldım. Sağ tarafa getirdim. Ve iğneliyorum. Daha sonra eklediğim ipi ve bırakmış olduğum ikiliyi şöyle şunu düzeltelim. Kare düğüm şeklinde örüyorum. Evet. Şimdi ikinci sırada 3 tane ip elde etmiş olduk. Üçüncü sırada yine 2 tane ip ekleyeceğiz baş ve son kısımdan. Bu sefer 4 tane düğüm elde etmiş olacağız. Yine şöyle ipimi ekledim. Sağ tarafa da aynı şekilde ipimi ekliyorum. Daha sonra baştan başlıyorum. 4 ip aldım. Kare düğümümü yaptım. Sıktım. Devam ediyorum. Yan yana 4 tane düğüm yapıyorum. Bu şekilde 3. sırayı da tamamlamış oldum. Şimdi bu çalışmadan toplamda 4 tane yapıyoruz. Bu 4 tane yaptıklarımızı ikişer ikişer birleştirmesini yapacağız ve kalbimizin üst kısmını oluşturmuş olacağız. Şimdi aynısından bir tane daha yaptım. Şöyle yan yana ekliyorum. Şimdi biraz ortalayacağım. Ortadakini çıkartıp net görünmesi için. Kalbimin üst kısmı olmuş olacak burası. Şöyle. Şimdi eşitlemesini yapıyorum. Şöyle yan yana getirdim hepsini. Şimdi örmeye devam edeceğiz. Baştan ve sondan iki tane ip ayırıyoruz ve örüyoruz. Şimdi ilk önce ben ortadan başlıyorum. Şöyle ayırdım. Sağdakinin iki ipini aldım. Soldakinin iki ipini aldım ve ortada birleştireceğim. İki tarafı birbirine bağlamamız gerekiyor. Bir tane kare düğüm yapıp iki başlangıcı şöyle birbirine birleştirmiş oldum. Şimdi devam ediyorum. Sol tarafta örme işlemine bu şekilde şöyle üstten bu sırada toplamda ortadaki ile birlikte 3 düğüm solda, 3 düğüm sağda, bir tane ortada. Toplamda 7 tane ipimiz olmuş. 7 tane düğümümüz olmuş oluyor.
Şimdi bu birleştirdiğimiz kısmı tamamladık. Bu örme alanını bitirdik. Şimdi V şeklinde geleceğiz. Yine yanlardan ikişer tane ayırarak devam ediyoruz örmeye. Her sırada sağ ve soldan ikişer tane ayırıp tam ortaya V şeklinde olana kadar örüyoruz. Ve sonunda şöyle bir model elde etmiş olacağız. Dediğim gibi toplamda 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dediğim gibi ördüğümüz bu sıra 7'liydi. 6, 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde üçgen formunu veriyoruz alt kısma ve bu şekilde eksiltmeye devam ediyoruz. Şimdi bu şekilde tamamladım. Bundan iki tane elde ediyoruz. Yani o ilk başta gösterdiğim üçlü olan kısımdan toplamda 1, 2, 3, 4 tane o küçük kısımları birleştirdiğimizde iki tane bu çalışmadan elde etmiş oluyoruz. Şimdi bunları birbirine bağlama kısmına geçeceğiz. Birleştirme yapacağız. Ve yanlardan örerek kapatıp cüzdanımızın ya da çantamızın alt kısmını oluşturmuş olacağız. Eğer bu çalışmayı daha büyük yapmak istiyorum derseniz 2 iple değil 3, 4, 5 ne kadar büyüklük istiyorsanız o kadar üst kısımda arttırma yapıp aynı şekilde alt kısma doğru üçgeni getirip ve göstereceğim şekilde alt kısmından yanlardan kapatma yapabilirsiniz. Birleştirme yapabilirsiniz. Ve bu şekilde tamamlamış olacağız. Şimdi yanlardan birleştirmesini yapacağız. Sonra altını kapatacağız. Şimdi bu şekilde yan yana getirdim. Orta kısımlardan yine sabitledim. Şimdi örme işlemine başlayacağız. İki tarafı birbirine bağlayacağız. Ortadan sağdan 2 ip alıyorum. Soldan 2 ip alıyorum ve bir kare düğüm yapıyorum. Bu düğüm ikisini birbirine bağlamış olacak. Şöyle. Sıkıca bir düğüm atıyorum. Ve çekiyorum. Şimdi bundan sonrakinde bu ördüğümüz düğümden
Sağdaki iki ipi sağa doğru devam edeceğiz. Soldaki iki ipi sola doğru devam edeceğiz. O da şu şekilde. Ördüğümüz ipin sola doğru olanını yapacağım şimdi. İkisini aldık. İki yandan aldık. Bir kare düğüm yapıyorum. Daha sonra bu ördüğümüzden iki ayırıyorum, iki alıyorum. Yine soldan iki ip alıp bir düğüm yapıyorum. Bu tarafa. Şimdi sağa doğru aynı işlemi yapacağız. Şöyle biraz çeviriyorum. Ben sol taraftan yaptığım için eşit olması için. Şöyle ördüğüm ipin ikisini zaten ayırmıştım. İki ip onu alıyorum. İki ip de sağdan alıyorum. Yine ördüğümden iki ip aldım. Sağdan iki ip aldım. Aynı şekilde ortaya kadar, en sona kadar geliyorum. Tamamladım. Şöyle. Şimdi bir sıra daha öreceğim. Yine sol ve sağ tarafa doğru. Yine ortadan bir düğüm yapacağım. Ördüğüm en sonki iki sağdan, iki soldan alıp bir düğüm yapıyorum yine yukarıdaki gibi. Ve ikinci birleştirmemi yapmış oluyorum. Şöyle sıktım. Yine ayırdım. Ve şu görmüş olduğunuz en son yaptığım düğümün ikisini örecek şekilde aşağıya doğru tüm iplerimi ikişer ikişer ekleyerek örüyorum. Bu şekilde tamamladım. Şimdi yanlardaki kısımları birleştireceğiz ve kapatma işlemine geçeceğiz. Sabitlediğim iğnelerimi alıyorum. Gördüğünüz gibi üst kısımlar tam oturdu ama yanda fazladan ördüğümüz için sol tarafta ördüğümüz kısım belli. Şimdi sağ tarafta da aynı burada yapmış olduğumuz örme alanını gerçekleştireceğiz. İki düğümle başlamıştık sol tarafta. Yani birleştirme kısmı olarak iki düğüm kullanmıştık. Sağ tarafta da aynı şekilde devam edeceğiz. İki tane şöyle iki tane soldan, iki tane sağdan ip alıyorum. Ve bir kare düğüm yapacağım. Onu da şöyle size göstermek için. Bir kare düğümü alıyorum ve yapıyorum. Sıkacağım. Şöyle bir düğümü
Yaptım. Şimdi bundan sonraki süreçte şöyle alttaki ipler karışmasın diye arkaya alabilirsiniz. Şöyle alırsanız eğer herhangi bir karışıklık olmadan devam edebilirsiniz örmeye. Şimdi üst kısımda yapmış olduğumuz bu düğümden 2 ip alıyorum. Şöyle birini ayıralım. 2 ip aldım ve çapraz çapraz yukarıda yapmış olduğumuz gibi, sol tarafta yapmış olduğumuz gibi geliyoruz. 2 yukarıdaki ördüğüm ipten aldım, 2 yandan aldım. Ortaya kadar öreceğim. Bu şekilde tamamladım. Şimdi arka kısmını ayırdığım ipleri tekrar ters çeviriyorum. Ve bu alanı devam ediyorum aynı şekilde örmeye. Şöyle düzeltelim. Yukarıdaki düğümümden 2 ipimi aldım. Şöyle öndeki iplerimi ayırdım. Arkadaki iplerimi geriye doğru atıp örmeye devam ediyorum. Yukarıdaki 2 ipimi aldım. Şöyle. Yandan 2 ip aldım. Ve düğümledim. 2-2 çapraz şekilde aşağıya kadar örüyoruz. Şimdi bir sıra daha geleceğiz. Yan tarafta 2 tane alt alta düğüm yapmıştık. Şöyle tekrar göstereyim. Burada şimdi birinciyi yaptık. Şimdi ikinciyi yapacağız. Sağdan 2 ip, soldan 2 ip alıyorum. Şöyle bir kare düğüm yapıyorum. Evet. Şimdi ördüğüm düğümden 2-2 yine ayırdım iplerimi. Şöyle. Yine aşağıya doğru bu tarafa geleceğiz. Burada kalan 2 ipi de arkasındaki kısma geleceğiz. Şimdi iki tarafı da bu şekilde tamamladım. Ben bir tarafının altının bu şekilde kapatma kısmını yaptım. Şimdi diğer tarafı birlikte yapalım. İki taraf da aynı şekilde zaten. Şöyle ayıracağım. En baştaki şöyle 4 ipimi 2 sağdan 2 soldan 4 ip alıyorum. Bir düğüm yapıyorum. Sıkı bir düğüm yaptım. Şimdi yanlardaki ördüğüm ipleri arkaya atıyorum. Tekrar sağdan ve soldan birer ip alıyorum. Ve ortadaki 2 ipi aynı şekilde kullanmaya devam ediyorum. Üzerine tekrar bir kare düğüm yapıyorum. İyice sıkıyoruz. Yine ördüğüm ipleri attım. Sıradan soldan bir, şöyle sağdan bir ip alıp devam ediyorum. Bu şekilde hiç ip kalmayana kadar sıradan olacak şekilde, yoksa dışarıdan çevirdiğimizde, düzüne çevirdiğimizde bozulmuş şekilde gözüküyor. O yüzden sıradan
sıkı bir şekilde, eşit olacak şekilde örmeye devam ediyoruz. Arada ortadaki sabit olan ipimizi tutup şöyle yukarı doğru çekerseniz hem daha sert olacaktır hem de aralarda boşluk kalmamış olacaktır. Yine sağdan ve soldan şöyle sıradan iplerimi aldım. Ördüklerimi yukarı atıyorum karışmasın. Kesebilirsiniz de. Burada zaten bunları sonra keseceğiz. Ve en sona kadar örmeye devam ediyoruz. Şöyle sıkıca. Şöyle birleştiriyorum. Bu şekilde alt alta iplerim gelmiş oluyor ve şurada gördüğünüz bu görüntüyü elde ediyoruz. En sonda da hepsini keseceğiz. Bu şekilde dibinden kestim. Şöyle. Bu kısım zaten içte kalacak. İsterseniz çözülmesin derseniz içinden ince bir silikon geçebilirsiniz şöyle. İçte kalacağı için herhangi bir sıkıntı olmaz. En uçtaki kısmı iki tarafı ördükten sonra en uçtaki kısma küçük bir silikon sıkarsanız garanti olmuş olur. Şu tam alt kısmı. Şimdi sağ tarafı da örüyorum ve sonrasında düzüne çevireceğiz. Şimdi ben bu şekilde tamamladım. Sadece sağ tarafta yaparken bir tane fazla ip kesmişim. Orayı söyleyeceğim size. Benimkinde önemli değil ama sizinkisinin düzgün olması için. Şimdi örüp geldiğimizde ortada kalan iki ipimiz var. O iki ipimizi, iki taraftan da gelen iki ipimizi orta kısımda yine kare düğüm yapıp birleştiriyoruz. Sadece bu. Ama ben diğer taraftakini kestiğim için maalesef yapamayacağım. Burada silikonla birleştirme yapacağım. Ama örgü olursa eğer şuradaki gibi, alt kısımdaki gibi örgü olursa daha temiz ve açılmaz. İki taraftan da gelen ana ipi, içte kalan ördüğümüz, üzerine ördüğümüz ipi ortada birleştirip kare düğüm yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi ben ikisini silikonlayacağım için kesiyorum. İç kısma doğru, düzüne doğru artık. Şöyle çevirme işlemini şöyle yaptım. Ve tamamlamış oldu. Sadece orta kısmına isterseniz iki kısmına yani iki tarafa da yapabilirsiniz. Şöyle yaklaştırayım. İki tarafa da klips yapabilirsiniz. Bu çıçıtlardan, çanta çıçıtlarından. İsterseniz ben diğerini de tek kullandım. Tek de yapabilirsiniz. Bu şekilde. Ben askı işini şuradan tam ortadan bir tane ip geçirip direkt bağlayarak yaptım ama şöyle göstereyim onu da detaylı şuradan. Şöyle normal bir düğüm atıp iç kısımdan dışa doğru geçirdim. Ama örgü yapıp da içte bir düğüm yapıp sıkıştırabilirsiniz. Direkt örgü olur. Askı boyunu istediğiniz boyda ayarlayabilirsiniz. Ya da cüzdan olarak kullanacaksanız askı tercih etmeyebilirsiniz. Ve bu şekilde şöyle tamamlamış oldum. Biraz tombiş oldu bu. Şöyle tam iç kısımda biraz fazla ip kaldı sanırım. Şöyle. Uç kısmında dediğim gibi yaptığınız takdirde şöyle sivrilmiş olacaktır. Buradaki gibi. Kullandıkça tabii ki oturacaktır. Şöyle. Bu şekilde tamamladım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.